Ben geldim. Neredesin Evriye sen? Kaç saat oldu gideli yoksun ortalıkta? Recep babam ev arıza kalayım diye biraz para verdi bana. Ben de gidip şöyle güzel bir alışveriş yaptım. Ev tam takır kuru bakırdı, iyi oldu yani. Şu 3 kilo sebze meyve için mi sabahtan beri kayıplardasın? Burada hasta yattım bilmiyor gibi almış başını gezmelere gitmiş. Ne diyeyim ben sana? Yani kendi keyfim için gezdim sanki. Hani evin eksiğini tamamlamak da suç oldu ya. İyilik de yapılmıyor bu evde gerçekten. Ay, neyse gideyim de ben bir video çekeyim, kendime geleyim. İnsana kendisinden başkasına hayır yokmuş. Zaten başım çatlıyor. O arkana sakladığın ne senin? Hiç bir şey değil. Madem bir şey değil niye saklıyorsun? Bana bak. Zaten canım şuramda, yalan söyleme bana. Ya anne, bütün canlı yayınlarda aynı kıyafet üzerimde. Ya böyle fenomen mi olur canım? Ben de babamın verdiği paradan böyle bir artınca biraz gidip kendime bir etek alayım dedim. Böyle kiloş, renkli renkli. Ay görsen o kadar yakıştı ki anlatamam. Allah'ım sen bu kıza akıl, bana da sabır ver ya Rabbim. Aman anne ya. Sen de hastasın ama maşallah gözünden hiçbir şey kaçmıyor yani. Hem suçlu hem güçlüsün, bir de cevap mı veriyorsun sen bana ya? Ay ne yapmışım ben ya? Ya bu Nevriye'nin bir gün yüzü görmesin mi? Yüzü gülmesin mi bu Nevriye'nin? Ah bassız Nevriye, ah ne yapsam yaranamıyorum kimseye. Ay yaptığın iyilik de senin olsun. Bana bulaşma yeter. Ne oluyor ya? Sesiniz ta kapıdan geliyor. Neyin tantanası bu Ayfer? Ne olsun? Verdiğim parayla 3 kilo meyve, bir de kendine güzel bir etek alıp gelmiş Nevriye Hanım. Ya baba vallahi pahalı bir şey değildi zaten. Pazar çarşıya çıkmışken alayım dedim yani. Kızım, bir şeye ihtiyacın olursa gel bana söyle demedim mi ben sana? Ya bana söyleyemiyorsan annene söyle. Dünya var, dünyaya söyle. Biz senin neyini eksik ettik? Oluyor mu böyle gizli saklı? Tamam babacığım, özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim. Sen nasıl oldun Ayfer'im? Nasıl olayım Recep? Hastalık değil, bu kız yoruyor beni. Canımdan bezdirdi vallahi. İnsan bu kadar mı gamsız, bu kadar mı düşüncesiz olur Recep? Onun bir suçu yok ki Ayfer'im. O da Allah'ın öyle bir kulu işte. Asıl suçlu senin oğlun. Düşünmeden et. Tövbe estağfurullah. Ne diyorum ben ya? Bir parça düşünse biz bu hallere düşer miydik ha? Tamam Recep tamam. Vallahi başım kaldırmıyor. Tamam Ayfer'im tamam. Sen dinlen. Nasıl oldun diye bakmaya geldim ben. İyiyim iyiyim, merak etme sen. Şunları da götüreyim mutfağa bari. Kolay gelsin dünyanın en güzel nazlısı. Ay dünyanın en güzel nazlısı kısmına katılıyorum. Ama bu mutluluğunun sebebini de merak etmiyorum değil. Şirkete gittim. Ustabaşlar Holding'e. Ay otursana şöyle. Ayakta konuşmayalım. Anlat hadi. Umut ustabaşı var. E'si ustabaşların oğlu Umut bizim Umut değilmiş. Ben biliyordum zaten ya. Sen bir defa şu arkadaşını dinlesen. Ama nerede? Belliydi Umut olmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İlk defa haksız çıktığım için çok mutluyum. Ama bir şey söyleyeceğim sana Dünya. Bu mesajları atan kimmiş peki? Ya bir bilsem. Yani öyle aklıma gelen, şüphelendiğim biri de yok. Açsana şu mesajları bakalım. Biz de yazalım. Bak kim olduğunu söyle yoksa çok fena olur falan diyelim. Aa. Hesap silinmiş. Silinmiş mi? Allah Allah. Hayır yani biri dalga mı geçiyor, oyun mu oynuyor anlamadım ki ben. Nasıl iş bu? Baba. Hı? Annem Umut gelmeyecek dedi. O yüzden geldim. Gelmeyecek değil mi? Gelirse de efendi olsun. Canım sıkma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Belgin'cim.
Neyse. Annenle Meryem de geldi. Hadi içeri geçelim. Ha, dediklerimi unutma. Böyle fevrilik, taşkınlık istemiyorum. Tamam? Tamam, tamam. Hadi. Şey, ben size bir kahve yapayım. Hayırdır, sen iyi misin? Betim benzin atmış. Bir şey yok değil mi? İyiyim, iyiyim. Bugün bütün gün bahçede oturdum. Herhalde rüzgar çarptı. Selam. Aa, hoş geldin. Gelsene otur. Hoş geldin. Ya bugün için kusura bakma. Arkadaşımla planlı bir görüşme olmasaydı ben seninle gelmeyi çok isterdim. Ne yaptın? Umut Ustabaş'ta görüşebildin mi? Gerçi randevusuz görüşmek zordur ama değil mi? Yok yok, görüştüm görüştüm. Ya evet, başta randevusuz olmaz dediler ama ben beklerim dedim. Bizim dünyamızdan kaçar mı be? Nasıl biri? Yani konuştu mu seninle? Sen şoförlüğünü yapmadın mı zaten bu insanların? Yani hiç görmedin mi bu adamı? Tamam da ben sonuçta Yusuf Bey'in özel şoförüydüm. Oğlu genelde yurt dışında olduğu için bizi denk gelemedik. Yakışıklı mıydı bari? Ay aman Nazlı, ne bileyim, ona mı baktım ben sanki? Ya zaten öyle, adamın bir şeyden de haberi yok. Çizim yapıyorum, git babamla konuş dedi. O kadar mı? Ya daha kibarca söyledi tabii. Yani şirkete gitmem bir işe yaramadı. Yok. Doğru adrese gitmek lazım. Yusuf Ustabaş'la görüşeceğim. Onunla hesaplaşmadan olmayacak bu iş belli. O zaman da ortalık yangın yerine dönecek ya. İşte o zaman kimse tutamaz beni. Peki bu riski alman gerekiyor mu? Yani bu açıktan savaş ilan etmek gibi bir şey. Elinde bir şey de yok senin. Yani evet, elimde bir şey değil, çok şey var ama ne yazık ki elimde değil. Peki bugün senin böyle bir anda kalkıp gitmen, hani ustabaşlarla ilgili bir duyum mu aldın? Ya yok, duyum değil de bana fake bir hesaptan bir mesaj falan geldi. Sonra da silindi hesap. Ne mesajı? Ya işte böyle düşmanın yakınında, yok gerçekleri öğrenmek ister misin falan, öyle şeyler. Yani belli ki birisi seninle kafa bulmuş. Niye takılıyorsun ki? Ne bileyim artık, birisi benimle oyun mu oynuyor, dalga mı geçiyor? Kusura bakma oğlum. Seni de bu halde böyle karşıladım ama. Olur mu öyle şey Ayfer teyze? Ben zaten geçmiş olsun demeye geldim. Sizin için yapabileceğim bir şey, yani bir ihtiyacınız var mı? Yok oğlum, sağ ol. İyiyim ben. Dünya abartıyor işte. Annesine hiç kıyamaz o. Bu devirde de damadın kaynanaya böyle düşkün olduğunu pek bulunmaz yani. Sen bir çay mı demlesen acaba? Suyu ısınmıştır belki Nevriye. Çayın da yani. Ne dedik? Kızım, böyle düştüm yatakları, işleri de aksattım. Ayfer teyzem, aşk olsun. O nasıl söz öyle? Hem sen bir iyileş, ayağa kalk. Ben sana daha ne mercimek köfteleri yaptıracağım. Yaparım tabii, yapmaz mıyım hiç? Hem biz dünyayla hallettik sayılır hepsini. Yani bir kara lahana sarması kaldı, onu beceremedik bir türlü. Vallahi yaptıklarımız da seninkinin yakınından bile geçmiyor anne. İyiyim kızım, ben kalkar yaparım 2 dakikaya, o da iş mi? Hayır hayır, iyileşene kadar şuradan kalkmayacaksın bak, lütfen üzme beni. Yok Ayfer teyzem ya, bir sarmamız da eksik olsun, ne olacak sanki? Olur mu kızım, en çok satan yemeğimiz o. Umut yardım eder bize, öğretirsin değil mi Umut? Üçümüz birlikte sararız. Evet. Ben mi? Umut ne anlasın kızım sarmadan? Öyle deme anne. Ben yedim yaptığı sarmayı, çok güzeldi. Sen dedin ya hani evdeki sarmayı ben yaptım diye. Tabii, tabii canım, olur mu öyle şey? Benim kara lahana sarmam çok meşhurdur. Çok güzel sararım ben. Aa. Ekibi kurduk o zaman. Evet, şuraya bir örtü sararız. Sararız, annem de test ederim yaptıklarımızı.
Tamam ama şimdi Ayfer teyze hasta. O dinlensin, iyice yatsın, yormayalım kadını. Haklısın. Yok kızım, yapın işinizi, ben rahatsız olmam. Yok yok anneciğim, Nazlı doğru söylüyor. Sen şimdi rahat durmazsın, kalkar yardım etmeye çalışırsın falan, dinlensen. Biz lokantada sararız değil mi? He, senin işten güçten kafa gitti tabii. Kızım lokanta ilaçlandı, sabaha kadar da girmeyin dediler. Tamam o zaman benim evde hallederiz. Ben gidip önden hazırlıklara başlayayım. Bir dakika, bir dakika ya. Ne ilacı, ben anlamadım. Süper fikir. Hem malzemeleri senin eve daha rahat taşırız, çok güzel olur. O zaman bana müsaade. Ayfer teyzeciğim, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol yavrum, ayağına sağlık. Bay bay. Oo Umut, hayrola oğlum. Ne bu acelen oğlum? Nereye yetişeceksin? Kara lahana sarması Recep baba. Kara lahana. Hanım, ne diyor bu oğlan? Kara lahana sarması dedi, kaçtı gitti. Vallahi hamara çıktı bizim oğlan. On parmağında on marifet. Nazlı, o değil de biz lokantayı ne zaman ilaçlattırdık Nazlı? Ben iki saat önceyi unutacak kadar bulamadım herhalde değil mi? Kızım, şöyle evde eli eline değer, sevgini katarsın. Sarmalar tadından yenmez vallahi. Hangi sevgimiz acaba Nazlıcığım? Hı? Onu da düşündün mü? Ha çünkü kesin sen onu da düşünüp uydurmuşsundur bir şeyler. Şşt, sus. Annenler duyacak şimdi, sus. Anne, kolay gelsin. Ay oğlum, ben de içimden geçiriyordum. Gelse de bir tabak da o yese diye canım. Kaynana sevecek demek ki. Anneciğim, benim çok acil bir şekilde sarma sarmayı öğrenmem gerekiyor. Çok acil. Sarma sarmayı. Oğlum iyi misin sen? Nereden çıktı bu sarma? Allah Allah. Ateşi de yok ama normal yani. Abla. Yavrum, senin canın sarma çektiyse biz sana yaparız. Hem de en güzelinden. Ya anne, süt anne. Bak çok acil diyorum. Öğrenmem gerekiyor diyorum. Acil. İyi tamam. Gel, gel otur otur. Hadi hadi getirin malzemeleri. Sen şimdi önce söyle bakalım bize, bu nereden çıktı yani bu böyle sarma sarma merakı, hı? Ya anne, bir sarma sarmayı öğretmenizi istedim, söylemediğiniz laf kalmadı. Bak vallahi zoruma gidiyor ama. Tamam tamam, hadi izle o zaman. Şimdi alıyorsun şöyle kaşığın yarısı kadar içi, koyuyorsun ortaya. Şöyle parmağınla sıkıştır onu. Anne sanki bu olmadı ya. Ha? Yani daha iyisi olur. Hadi koy bir daha dene. Yanı kapamayı unutma yanları. Hadi öbür tarafını çevir. Anne oldu sanki ha. Çok güzel oldu hem de. Tamam o zaman ben bu işi öğrendim. Hem de ustasından öğrendim ya. Hadi. Hadi öptüm sizi, ben kaçtım, görüşürüz. Umut, sen sarma mı sarıyordun? Evet Gamzeciğim, ne var bunda şaşıracak? Yani böyle milli değerlerimizi nesilden nesile aktarmamız gerekiyor değil mi? Sahip çıkmamız gerekiyor. Sen bilmiyor musun sarma sarmayı? Yani satılıyor dışarıda. Satın alarak daha hızlı aktarıyoruz. Böylesi zaman kaybı. Saatlerce sarılıyor, iki dakikada yeniyor. Anladım. Neyse benim gitmem gerekiyor. Umut, akşam yemeğine kalsaydın? Yok, halletmem gereken çok acil işler var. Bugün olanları konuşamadık. O kız, yani dünyanın senin kimliğini öğrenmemesine sevindim. Yani işin içinde başka bir durum var ama... Ne gibi bir durum var? Birileri benim arkamdan iş çeviriyor. Kim iş çevirecek ki senin arkandan? Yani bilmiyorum ama dünyaya sahte hesaplardan mesajlar geliyor. Ne gibi mesajlar? Yani anlamsız kelimeler ama mesajların beni işaret ettiğini anlıyorum. Birileri benimle oyun oynuyor. Ama kim bilmiyorum Gamze. Aman canım, bana da geliyor öyle mesajlar. Bence çok aldırmamak lazım. Umarım dediğin gibidir. Neyse ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Kerime, neymiş gece gece Umut'un acil sana söyleyeceği şey? Sarma yapmayı öğrenmeye gelmiş. Sarma mı? Ne sarması ya? Erkek adam sarma mı sarar?
Bilmiyorum yani, öğrenmek istedi, ben de gösterdim. Yusuf Bey, sen bu oğlanı başıboş bırakma. Türlü türlü huylar ediniyor. Erkeği kadın mı var canım? Öğrensin işte. Hem belki birine yardım falan edecektir. Biz adam oraya iş takip etsin diye yolluyoruz. O kalkmış sarma sarıyor. La ilahe illallah. Demek ki sadece işin peşinde koşturmuyormuş. Çok haklısın kocacığım. Ya iş peşindeyim deyip kıyıda köşede karıştıran çok. Değil mi Belgin? Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ay, gerçekten alemsin. Yani senin kadar zeki, akıllı, her şeyi bilen bir kız mı anlamayacak? Ha, ben suya sabuna dokunmam, etliye sütlüye karışmam diyorsan o başka. Yani böyle rahat bırak bence biraz kendini. Hemen bu kadar kasma kendini bence. Yani rol yap yap. Böyle hayat geçer mi canım? Senin sinirlerin bozuldu herhalde. Değil mi? Hı? Tabii yani hamilelik hormonlarını alt üst etti. Biraz sus istersen. Pişman olacağın şeyler söyleme. Bak şimdi. Çok basit. Püf noktası var. Bir kaşık aldın. Hı hı. Şuraya yerleştireceksin. Yani bu göz kararı, böyle az olursa biraz daha ekleyebilirsin buna. Şuradan şöyle bir katladık. Sonra şuraları katladık. Elini ne çok fazla sıkacaksın ne de gevşek bırakacaksın. Yavaş yavaş katlamaya devam. Vallahi sen bu işin şairi çıktın yalnız. Ben sana söyledim, sen bana inanmadın. Ya inanmamak değil de bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim, kabul. Hadi bakalım, şimdi seni görelim. Vallahi ben bayağı kötüyüm. Baştan söyleyeyim de beklenti olmasın. İcraata bakalım, eller çalışsın, eller. Peki şef, kızma, başlıyorum. Şimdi şunu alıyorum. Hı hı. Şöyle. Sonra şuralardan kıvırıyorum. Böyle. Ne çok az, ne çok gevşek. Ya olmadı gibi bu sanki. Yani bir senin sardıklarına bak, bir de benimkine. Bak şimdi, şöyle. Buradan bir kaşık aldık. Tamam mı? Koyduk. Sen çok fazla sıktığın için saramıyorsun. Ellerini serbest bırak. Evet. Böyle mi? Hı hı. Tamamen bırak ellerini bana. Serbest bırak. Evet. Bak yarısı bitti bile. Devam. Kolaymış. Evet ama hiç fena değilsin bak. Hemen öğrendim bile. Hocam sağlam diyelim. Sen öğrenmeye açık bir öğrencisin. Kendini yabana atma. Ben susayım öyle mi? Yani herkes konuşsun, ben susayım öyle mi Gökhan? Sen ancak karını sustur. Meryem lütfen. Biz kalkalım istersen. Ne oldu? Duydukların hoşuna gitmedi mi? Susmuyorum. Dur sen dur. Dur bakalım. Dur. Asıl şimdi bunu görünce ne diyeceksiniz? Şimdi bunu göstereyim de asıl susması gereken kimmiş görün. Ben şimdi susayım, siz konuşun. Tayfun, iyi akşamlar. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? İyi. Dükkanı kapattın, yüklenmişsin. Hayırdır, nereye? Sen bunları diyorsun. Ya bir kısmını dünya aldı, bunlar da bana kaldı. Umut'la sarma saracağız da dükkan için.
Onlar başladı, ben geç bile kaldım. Tabii biraz da gençleri baş başa bırakayım diye oyalanıyorum. Ay kusura bakmayın ya, malum ilaçlama vardı. Maskemi takayım, eşyaları toplayayım derken geçmiş zaman. İyi ilaçlamışlar mı bari Nazlıcığım'ı? Haşere falan kalmamıştır umarım. Vay, siz neler yapmışsınız böyle ya. Ayfer teyze duymasın, kendisiyle bizzat aşık atıyorsunuz şu an. Vallahi benim çok bir katkım olduğu söylenemez. Umut şefe iltifatlar. Zaten Umut'un 10 parmağında 10 marifet. Böyle devirde böyle bir erkeğe denk gelmek zor be enişte. Nazlı, enişte ne ya? Ha, enişte nereden çıktı? İlaç mı dokundu acaba? Ne oldu? Ya ben bugün hep telefonda konuştum teyzemin kocasıyla. Enişte aşağı, enişte yukarı. Farkında bile değilim. Enişte mi dedim ben demin? Ben size içecek bir şeyler getireyim. Tamam. Ortam kurulmamış, müzik falan açılmamış. Hı, biz de buraya müzik dinleyip coşmaya gelmiştik zaten, değil mi Nazlı? Neler varmış bakalım şurada. Nazlı, ne yapıyorsun ya? Ya bazen gerçekten sınırlarını bilmiyorsun ya. Karıştırma çocuğun bilgisayarını, kapat, gelecek şimdi. Dur ya, müzik zevki neymiş, neler varmış bir bakalım. Senden iyi olduğu kesin. Ya kapat diyorum ya, gelecek şimdi. Kapat. Allah Allah. Bu neyin görüntüsü böyle ya? Ne tuhaf şeyler. Kim bilir neye tıkladın ya? Göster bakayım. Sen bunları daha önce görmüş müydün? Hayır. Ne görüntüsü bunlar böyle? Yok artık. Bu kadarını da yapmamıştır herhalde. Siz benim bilgisayarımı mı karıştırıyorsunuz? Yok canım, müzik açacaktık. Bir anda bunu açmış bulundum. Ya bu arada hepsi çok güzel. Güzel kelimesi yetersiz kalır, sanat eseri. Aha, siz bunu diyorsunuz. Evet, sen ne sandın ki? Bir şey sanmadım canım, ne sanacağım? Yani bir avukat olarak sonuçta özel hayatın ihlaline saygı duyarsınız diye düşündüm. Yok yani, dediğim gibi biz müzik açacaktık ama ben bir anda bu sanat eserini açmış bulundum. Yani ne özel hayatını ne de bilgisayarını karıştırdık. Buna da kızmadın herhalde. Yok canım, kızmadım, takılıyorum ben. Bir şey soracağım. Yani madem bu kadar iyi çiziyorsun, daha iyi yerlere gelebilirdin. Yani bunları hiçbir yere göndermedin mi? Maalesef. Bu ne Umut? Film mi? Yok canım. Ne filmi? Ne yapıyorsun sen? Bir şey mi saklıyorsun böyle? Gizli dosyalar, şifreler filan? Ya Nazlı, ne karıştıracağım? Yani gizli olsa onun orada ne işi var? Of Nazlı. Ya belli ki özel bir şey. Ninem gibi her şeyini sordun yani. Bırak artık. Yok ya, özel bir şey de değil. Tamamlanmamış çizimlerim var orada. Hani bitmeden kimse görsün istemiyorum. Zaten bitirince gösteririm size. Ay yoksa ben istemeden bir sürprizimi bozdum. Öyleyse çok üzülürüm valla. Ne saçmalıyorsun Nazlı? Ya hadi saralım bitsin şunlar, kaytarma. Tamam bir şey demedik. Evet Belgin Hanım, bana bir açıklama yapmak ister misin? Sahil köşelerinde kocamla ne yapıyordunuz? Ne oluyor Belgin? Ne bu fotoğraf? Yok bir şey baba. Saçmalıyor. Şimdi Meryem haklı Belgin. Hiç yakıştıramadım sana. Ha, evli parklı adam. Ya yakında çocuğu da olacak. Ne öyle yuvasıyla oynar gibi? Yok. Ayşe, duracağın yeri bil. Ben kızım hakkında kimseyi böyle konuşturtmam. Uzatma Ayşe. Ne olduğu belli değil. Bilip bilmeden ortalığı karıştırma. Anne, senin ve Meryem'in sandığı gibi bir şey yok ortada. Sen beni mi takip ediyorsun ha? Evet, takip ettim. İyi ki de etmişim. Yoksa bu rezillik nasıl ortaya çıkacaktı? Hepimizi kandırmaya devam edecektiniz. Ha bir de utanmadan beni suçluyorsunuz.
bir suçlu varsa o da sizsiniz. Ben değilim. Meryem, kes sesini. Bizi rezil ediyorsun. Belgin, bir açıklama yapacak mısın? Evet kızım, Yusuf haklı. Ne oldu anlat bakalım. Baba. Belgin. Anlat diyorum sana, sinirlendiriyorsun beni. Yusuf var mı üstüne kızın? Benim kızım yanlış bir şey yapmaz. Sen karışma. Doğrusu yanlışı neyse o anlasın. Baba, iş için buluştuk. İş için buluştuk diyorum baba. Başka bir şey yok. Siz bana inanmıyor musunuz? Belgin doğru söylüyor Yusuf amca. İş için buluştuk. Öyle dedikleri gibi bir şey yok. Bu iş meseleleri şirkette konuşulamıyor mu? Koskoca şirkete sığamadınız mı yani? Bakın, Belgin dışarıdaydı. Ben de yanına gittim. Hepsi bu. Hadi diyelim öyle. Hadi diyelim biz bunu yedik. Yani ben hamile halimle kalkıp sala gelmişim. Beraber yemek yiyelim demişim. Sen böyle arkana bakmadan çıkıp gidip Belgin'le buluşuyorsun. Ne iş çeviriyorsun arkamdan Gökhan? Tamam kızım uzatma. İş için buluştuk diyorlar işte. Sen karışma Tekin. Meryem haklı. Meryem haklı ama Belgin haksız öyle mi? Meryem. Kızım bak biliyorum hamilesin. Yani zor zamanlar geçiriyorsun. Hormonların biraz farklı çalışıyor. Ama bence sen bu gece dinlen. Yarın bu konuyu tekrar düşün olur mu? Hı? Öyle mi Kerim Hanım? Bir dakika. Ha senin kızın sütten çıkmış ak kaşık bizimki değil. Ha? Darılmaca gücenmece yok. Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer Belgin sahilde ne işimiz var şirkette konuşuruz deseydi olurdu biterdi. Demek ki derdi başka. İş için buluştuk diyorum. Ya siz ne kadar kötü niyetli insanlarsınız. Bazen dilinin kemiği yok Ayşe. Yusuf, belli ki bizim gelin yanlış anlamış. Ben Gökhan'a da Belgin'e de inanıyorum. Daha neyin doğru neyin yanlış olduğu ortaya çıkmadı. Ne belli? Belki de Meryem doğru söylüyor. Bize müsaade Yusuf. Bu akşam yeterince tadımız kaçtı. Müsaade size. Yusuf amca, ben Meryem adına olanlar için sizden özür dilerim. Müsaadenizle. Sakın Meryem, sakın tek bir kelime bile etme. Hadi, hadi kalkın. Vallahi maşallah ha. Kalem gibi sardım bunları. Hamara tuşaksın. Efendim. Bir şey mi oldu? Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşımın bana ihtiyacı var. Benim gitmem gerekiyor. Siz işinizi bitirip kapıyı çekip çıkabilirsiniz. Önemli bir şey yok değil mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok yok ben hallederim. Bir şey olursa ara lütfen tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yaptın sen? Ha? Ne yaptın? Ortada hiçbir şey yokken herkesin huzurunu kaçırdın. Amacına ulaştın mı Meryem ha? Oldu mu? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Gökhan. Bu kadar sinirlendiğine göre kesin bir şey var. Ya ikiniz de bir sakin olur musunuz lütfen? Ya kendinizi düşünmüyorsunuz bari bebeği düşünün ya. Meryem, kızım. Herkesin ortasında böyle bir şey yapman hiç doğru olmadı. Senin sandığın gibi bir şey yok ortada. Madem benim sandığım gibi bir şey yok ortada... Arabanın içinde ne yaptıklarını niye açıklayamıyorlar? Ya bir tutturmuşlar işte iş. Bak hala ne diyor ya? Kızım, Gökhan şirketten para çıkarmaya çalışırken Belgin'e yakalanmış. Mecbur borcum var, ödemem lazım demiş. Kızcağız da insanlık yapıp yardım etmiş. Olan biten bu Meryem. Peki Belgin bu insanlığı başkasına yapar mıydı baba? Meryem uzatma artık. Herkes bir kafasını toplasın. Sonra gidip Yusuf'tan da Belgin'den de özür dileyeceksin.
Gökhan Belgin teselli eder baba. Sen canını sıkma. Ben gidiyorum baba. Benim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Benim... Meryem! Ben bir Meryem'e bakayım. Helak oldu yavrucak. Sen bir dur bakayım. Dur sen hele. Ayşe Hanım, sen bir dur. Bekle bakalım. Sen bu gelin sevdası nereden çıktı? Sen onu bir anlat bakayım. Biricik gelinin bir yere gittiği yok. Bakarsın nasıl olsa. Senin pisliğin ortaya çıkmasın diye herkese rezil oldum. Bu kızı hep sen böyle yaptın Kerime. Erkek uşak gibi kafasına ne eserse onu yapıyor ya. Bu kızı ben tek başıma mı yaptım Yusuf? Sana çekmiş olamaz mı? Eşek kadar oldu. Bulup birisini evlendirelim, bundan sonra kocası uğraşsın onunla. Kızın gönlünde biri yok Yusuf. Bu yaşta, bu yüzyılda kızı durup dururken biriyle evlendirecek miyiz yani? Sen benimle isteyerek mi evlendin? Ha? Bak onca yıldır gül gibi geçinip gidiyoruz. La ilahe illallah ya. Anne, baba. Ne oluyor? Ablam nerede? Ya Gökhan'la aralarında bir şey olmuş. Anlatmadan çekti gitti. Baba sen ne diyorsun? Hayır oğlum, öyle bir şey yok. Ben anlatayım sana. Şimdi Meryem ablanla Gökhan'ı takip etmiş. Bir yerde fotoğraflarını çekmiş. Böyle akşam yemeğinin ortasında çıkarıverdi. Tutturdu, ikisinin arasında bir ilişki vardı. Ki ben hiç inanmıyorum. Yani ablan da bozuldu, çekti gitti tabii. Baba nerede bu şerefsiz? Yeter artık bunun yaptıkları. Umut, yangına körükle gitme. Herkesin canı sıkkın zaten. Git ablanı bul sen. Hadi oğlum. Hadi bul ablanı. Kim aradı acaba Umut'u? Baksana bir telefona kuş oldu, uçtu resmen. Ay bize ne Nazlı? Kim aradıysa aradı. Ben senin için merak ediyorum. Niye? Niye benim için merak ediyormuşsun? Bana bak avukat Dünya Yılmaz. Burası mahkeme salonu değil. Bana öyle laf kalabalığı yapma. Sanki sen Umut'un sana nasıl baktığını görmüyorsun. Sanki o bakışlar hoşuna gitmiyor. Benden kaçmaz. Ben gerçeği söylüyorum. Yani bu durumda Umut'un nereye gittiğini merak etmen gerekiyor. Bak Nazlı, ya benim yanımda yazıyorsun senaryonu, bir şey demiyorum da. Ya çocuğun yanında da dandın konuşup beni utandırma ya. Yapma şunu. Ay, keşke Tayfun da bana Umut'un sana baktığı gibi baksa. O zaman bir şey de desen aldırmazdım. Atardım kendimi Tayfun'un kollarına. Ay, bir saniye. Alo, Cihan? Tamam, tamam. Ya sen ciddi misin? Ya süpersin sen ya. Tamam, yarın buluşalım. Ne oldu, bir haber mi var? Ya hani kamera görüntüleri vardı ya. Hı hı. Onlarla ilgili Cihan bir şeyler yakalamış. İnşallah çözülür ya. İnşallah. Var mı yapacak bir şey, yoksa ben gideyim? Ellerine sağlık cicim. Her şey bitti. Teşekkür ederim. O zaman ben gidiyorum. Hı, i̇yi hadi geceler. İyi geceler. Bay bay. Ay Dünya, Dünya. Ne oldu? Eşyaların yarısı Umut'un evinde kaldı. Ay Nazlı, ben de bir şey oldu sandım ya. Kalsın, sonra alırız. Alırız değil, alırsın. Hadi. Evet Ayşe Hanım. Söyle bakalım. Ne çıkarın var senin bu işten? Hı? Meryem'i öz kızını korur gibi koruyorsun. Ne değişti? Yoksa bu akşamki kepazeliği sen mi planladın? Aa, ne planı canım? Aa, ben haklının yanındayım. Bilirsin. Haksızlığa asla gelemem. Tabii tabii. Bilmez miyim? Bilirim tabii. Haksızlığa hiç gelemez. Bırak palavrayı. Senin çıkarın olmasa kılını kıpırdatmazsın. Tekin, senin karşında o sümüklü Meryem yok. Anladın mı? Karın var, karın. Kavga etmeyelim istersen. Sen zararlı çıkarsın.
Ha bunu bil. Sen ne anasının gözüsün sen. Çıkar yakında Meryem sevgisinin kokusu. Özür dileyecekmişsin bir de. Ha her altı onlar yesin özrü ben dileyim. Ay yok yok özür az. Yani bir de kocam elimden aldığı için ayaklarına kapanayım Belgin Hanım'ın. Tamam canım sakin ol biraz. Çocuğunu düşün. Özür falan dilemezsin olur biter. Hem ben de sevmiyorum Belgin'i. Kendini beğenmiş biri biraz. Yusuf amca ve Kerime teyzenin hatına katlanıyoruz işte. Tabii en çok Umut'un hatına. Ben daha Belgin falan çekemem. Yani ne yapıp edip bunu oradan göndermem lazım. Ya da kocamı alıp ben gideceğim. Başka yolu yok bu iş. Efendim Umut. İyiyim ablacığım, iyiyim. Biraz yalnız kalmak istedim o kadar. Deniz fenerindeyim. Biraz kafamı toplamak istiyorum. Belgin. Ne zaman geldin buraya? Ne işin var burada Gökhan? Yalnız bırak beni. Belgin, ben bütün gece seni aradım durdum. Yani buraya kaç kere girip baktığımı bile bilmiyorum. Eskiden üzüldüğünde ya da yalnız kalmak istediğinde hep buraya gelirdin. Bak, yine dönüp dolaşıp buraya gelmişsin. Ergin, ben seni defalarca aradım. Açmadın. Ben seni çok merak ettim. Beni değil de Meryem'i merak etsen hepiniz için daha iyi olacak Gökhan. Neden Belgin? Neden söylemedin? Neyi söylemedin? Bana gizli gizli para verdiğini, kumar borcum olduğunu. Bu yüzden şirketin kasasından para çıkarmaya çalıştığımı, yani her şey işte Belgin, yani söylemek istesen söylerdin. Ama sen beni korudun. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü... Çünkü ailen zarar görsün istemedim. İnsanlığımdan söylemedim. Çok özür dilerim Belgin. Özür mü? Sadece bir özür mü? Sen beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın Gökhan gerçekten? Farkındayım Belgin. Farkındayım. Ben zaten bu yüzden özür diliyorum senden. Özür diledin. Her şey halloldu yani öyle mi? İnsanlara ne diyeceğiz Gökhan? Ailemize. Hadi ben söylemedim. Sen niye söylemedin? Hı? Ne yaptı bütün gece bu kız? Hani ne telefonu açıyor, ne haber veriyor? Kerime. Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama sen de kendini üzecek yer arıyorsun. Umut söylemedi mi sana? Ablamla konuştum, akşama alıp geleceğim diye. Sen bırak her şeyi bir kenara da. Şu hemşireden haber var mı Fatime Suzan'dan? Onu de hele bana. Yok Nebahat'cığım yok. Ha, kadın bir haber alırsam ararım dedi ama ses seda yok. Gene elde var sıfır. Allah'tan ümit kesilmez Kerime. Ya görmüyor musun televizyonda kimleri kimlerle buluşturuyorlar? Sen de yavruna kavuşacaksın elbet. İnşallah Nebahat'cığım. İnşallah.
Biliyor musun? Ben sana hiç kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Salaklık bende. Sen benim bütün hayallerimi, umutlarımı yıkıp gitmiş adamsın ya. Peki ben ne yaptım? Hı? Kendimi ateşe attım ve sana yardım ettim. Belgin, ben senden çok özür dilerim. Ama var ya bak, ben senin için her şey yapmaya hazırım. Sen yeter ki kendini unutayım. Ben yani seni böyle üzgün görünce ben çok üzülüyorum. Üzülüyor musun? Sağ ol ya. Gerçekten çok iyisin. Gerçekten. Bırak. Bırak. Sakın dokunma bana. Ne yapıyorsun lan sen? Umut. Ha? Umut. Ya, Umut dur. Ne yapıyorsun? Oğlum. Umut bırak. Abla sen karışma. Umut. Bu herif sana yaşattığı her şeyin hesabını ödeyecek. Her şeyin. Dur. Buraya mı geliyorsun lan sen? He? Umut dur diyorum sana. Dur. Dur.